Merhaba Burak, binicilik sporunda seni tanıyanlar gibi tanımayanlar da vardır. Bu sebeple bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Benim adım Burak Azak, 30 yaşındayım. 12 yaşından beri binicilik sporunu yapıyorum. 13 yaşından beri yarış koşuyorum. Bu zamana kadar genç yetişkin ve usta kategorisinde milli sporcu olarak hem takım hem ferdi olarak birçok başarı elde ettim. Şu anda da SİEK ve İstanbul Atlı Spor Kulübü tesislerinde hem antrenör hem sporcu olarak kariyerime hala devam etmekteyim. Bu sporu profesyonel olarak yapmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? Bu spora başladığımdan beri çok büyük hevesle yapıyorum. Fakat herhalde başladıktan birkaç sene sonra hocamın da teşviğiyle profesyonel olarak yapmaya karar verdim. Yani 15-16 yaşında profesyonel olarak yapmaya karar verdim diyebilirim. Binicilik sporunun size kazandırdığı farklı değerler var mı? Varsa neler? Binicilik sporu çok büyük disiplin gerektiren bir spor. Binicilik sporun bana kazandırdığı en büyük şey erken yaşta sorumluluk sahibi olup disiplinli olmam diyebilirim. Yani bunu bugüne kadar da koruyabildim. Bize binicilik kariyerinizden ve kazandığınız başarılarınızdan bahsedebilir misiniz? Başlıca şöyle diyebilirim. Genç yetişkinler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum. Genç yetişkin kategorisinde Balkan şampiyonu oldum. Hem takım hem ferdi olarak. Onun dışında o yaştayken, yani genç yetişkin seviyesindeyken usta seviyesinde de Türkiye'deki yarışları koşuyordum. Orada da başbakanlık, Atatürk Kupası, Cumhurbaşkanlığı gibi ismi özel müsabakalarda da derecelerim var. İkincilik, üçüncülükler gibi. Ondan sonra yurt dışına yerleştim zaten. Yurt dışında da 200'ü aşkın uluslararası müsabaka koştum. Bunların zaten yarısından çoğu 1.40 ve üstü müsabakalardır. Bunların içinde önemli Grand Prix'lerde yine iyi derecelerim var. Bunun dışında ranking class olarak adlandırdığımız dünya sıralamasına puan veren yarışlarda, ki bunlar yine 1.45-1.50 seviyesi, birinciliğim var, yine derecelerim var. Onun dışında yine aynı şekilde ustalar milli takımıyla olimpiyatlara hazırlanma süreci geçirdik 2011 senesinde. 2012 olimpiyatlarına hazırlık süreci. Orada da usta milli takımı olarak uzun seneler sonra tekrar uluslararası platformda Türkiye'nin adını duyurabilme şansına eriştik. Bu benim için de büyük başarıydı, büyük bir gururdu. En başlıca sayabileceğim başarılarım bunlar. Peki elde ettiğiniz başarılarınızın arasında sizin için en farklı yeri olan hangisidir? Elde ettiğim başarılarımın arasında en farklı yeri olan ustalar milli takımıyla Aachen'da olimpiyat kualifikasyonu yarışmasıdır. Orada takım olarak ikinci olduk. Çok az bir farkla birinciliği kaçırdık ki birinci olsaydık Londra olimpiyatlarına hak kazanıyorduk. Bir olimpiyat oyunlarına bu kadar yaklaşmak beni çok heyecanlandırmıştı ki nitekim takım arkadaşlarımı da aynı şekilde heyecanlandırmıştır diye düşünüyorum. Bu sporu yapan herkesin hayalidir olimpiyatları koşmak. İnşallah bir gün tekrar o fırsat elimize geçer ve tekrar kendimizi potaya sokarız. Hatta olimpiyata da gidebiliriz takım olarak. Binicilik hayatınızda zorlandığınız ve umutsuzluğa kapıldığınız anlar oldu mu? Binicilik hayatımda zorlandığım anlar oldu tabii ki. Sonuçta profesyonel bir spor yapıyorsunuz. Profesyonel sporcular, bence bütün profesyonel sporlarda bu geçerli. İnsana hem mental hem fiziksel olarak büyük sonuçları olan bir alan sporcu olmak. Benim de tabii çok zorlandığım anlar oldu fakat hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. Her zaman yoluma devam ettim kararlı bir şekilde. Hepimizin bildiği gibi binicilik sporunda kontrol her zaman tamamen binicide olmuyor. Sizin bunu hissettiğiniz anlar oldu mu? Bunlarla nasıl başa çıktınız? Hissettiğim anlar oldu şöyle. Yani başlangıçta daha çok bu hisleri yaşadım. Çünkü kontrol tam olarak elimde değil gibi hissediyordum amatör bir biniciyken.
Zaman geçtikçe bu hisler azaldı çünkü atlarla çok vakit geçiriyordum, çok ata biniyordum. Ama bence bu hislerin geçmesi için sadece ata binmek yetmez. Atları bir kere tanımak gerekir. Atlarla vakit geçirmek gerekir. Onlar nasıl davranır, neden korkar, neyi sever, bunları iyi tanımlamak gerekir beyninizde. Bunun için de tabii ki atlarla çok çok vakit geçirmeniz gerekiyor bunları anlayabilmek için. Yani biraz at gibi düşünmeniz gerekiyor. Bu hisler arttıkça her şey biraz kendiliğinden olmaya başlıyor. Bu sefer atlara olan hakimiyetiniz artıyor, onlara olan güveniniz artıyor. Bu şekilde bu hissin önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Türkiye'de veya dünya çapında binişini beğendiğiniz biniciler var mı? Tabii ki Türkiye'de de var, dünya çapında da. Yani Türkiye'de şöyle diyebilirim, bu seneyi, bu sezonu birincilikle tamamlayan Hasan abi, Hasan Şentürk'ü çok beğenerek izliyorum. Aynı şekilde yine ikinci olarak bitiren Taha Yedi Kardeş, öğrenci, Hasan abinin öğrencisi, onu da çok beğenerek izliyorum. Tabii bir sürü binici var ama şu an hepsini saymak mümkün değil. Bu ilk ikiyi saymam yeterli diye düşünüyorum. Dünyada beğenerek izlediğim yine çok isim var. Bunların birincisi Markus Ening. Markus Ening'i çok beğenerek izliyorum. Onun dışında Ben Mayer, Daniel Deusser gibi isimler yine aynı şekilde çok beğeniyorum. Tabii saymakla bitmez. Çok iyi isim var ama aklıma ilk gelen isimler şu anda bunlar. İleriye dönük hedefleriniz ve hayalleriniz nelerdir? İleriye dönük hedeflerim, yani net bir hedef şu an koyamıyorum kendime çünkü maalesef pandemi sürecindeyiz hala. İnşallah bir an önce biter de net hedefler koyabiliriz ama bittikten sonra umuyorum ki hem ulusal hem uluslararası yarışmalarda kendim ve tekrar takımım olarak katılıp başarılı olmayı ümit ediyorum. Peki yeni başlayan binicilere neler önerirsiniz? Yeni başlayan binicilere önerebileceğim şey, eğer iyi birer binici olmak istiyorlarsa çok çalışmaları lazım tabii ki klasik bir şekilde. Bunun yanında bu diğer sporlar gibi antrenmanını yap, sonra çık git başka yerde hani başka bir şey yapa benzemiyor. Daha çok atlarla olmanız lazım. Daha çok atlara vakit ayırmanız gerekiyor. Bol bol atlarla olsunlar, bol bol çalışsınlar. Bence bu onlara oldukça yardımcı olacaktır. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.